Ben Buldan Türlübey Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. İsmim Bilal Başol. Burada evimizde telefonda bir sıkıntı var, internet sıkıntısı var. Köyde bayağı bu konuda, iletişim konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Kızım da bu sene Giresun Üniversitesi'ni kazandı. Oraya kaydını yaptırdık. Fakat evde ne telefondan ne de diğer ev internetinden bağlantı kuramıyoruz. Telefondan girmeye çalışıyoruz, olmuyor. Evdeki internetten girmeye çalışıyoruz, olmuyor. Bunları, modemleri değiştirdik. Ne bileyim işte internet operatörleri değiştirdik. Hiçbir şekilde iletişim kuramadı. Çocuk ilk günler derse giremedi. Daha sonraları bir çıkış yolu olarak arabaya bindik. Bura benim tarlam, arazim. Bu araziye geldik. Arabanın içerisinde cep telefonundan derse giriyoruz. Ders akşam mesela 5'te derse başlıyor. Saat 11'e kadar arabanın içerisinde kızla beraber bekliyoruz soğukta. Araba soğuk oluyor zaten çalışmayınca. Bizim arabalarda öyle yeni son model şey bir araba değil yani. Hem arazide hem çiftçilikte kullandığımız bir panel vanımız var. Onun içerisinde derse giriyoruz. Bu sene baktık önümüz kış, düzelme şansı yok. İşte bir sürü arıza kaydı bildirdik, ne bileyim işte altyapı için ölçümler yaptırdık, her şeyi denedik ama bir türlü internetten giriş yapamadık. Telefondan da zaten normal görüşme yapamıyoruz telefonla evimizde. Bu sefer telefon operatörlerini değiştirdik, iyi kötü görüşmeye başladık. Ama çocuğun derse girmesi için yine buraya gelmek zorundayız. Buraya gelmek zorunda olunca kışın ne yapacağız? Bunun işte bu pandemi dönemi daha uzun sürerse, okullar yüz yüze eğitim başlamazsa korkusuyla buraya bir oda yer yapmak zorunda kaldık. Aslında böyle bir niyetimiz yoktu. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacaktık. Herkes buraya bir ev yakışıyor, senin tarlan falan diyorlardı ama bu sene böyle bir durumumuza müsait değildi yapmaya. Ama ne yapalım? Eğitim için bunu yapmak zorunda kaldık. Kendimiz uğraşırken, yaparken işte konum komşu yardım etti. Bazı tanıdık işte elinden iş gelen ustalar sayesinde buraya bir oda yer yaptık. Akşamları geliyoruz. Burada içerisinde zobayı yakıyoruz. İşte burada telefondan açıyoruz telefondan. Bilgisayarı da getiriyoruz. Bu sefer işte paylaşım açıyoruz. O şekilde çocuk derse giriyor. Ben de başında burada bekliyorum. Yani durumumuz bu iletişim konusunda gerçekten bizim köyde mahallemizde artık mahalle deniyor. Ne doğru düz telefonumuz çekiyor ne de internet kaldırıyor. İnternetin altyapısı bizim üniversiteye giren çocukların programlarını kaldırmıyor. Kaldırmadığı için hatta biz bunun için bilgisayar değiştirdik, operatör değiştirdik, neler yaptık ama bir türlü evde bu iletişimi kuramadık. Mecburen buraya geliyoruz. Burada tarlada da arabanın içinde üşüdüğümüz için bu bir oda bir yer yaptık. Burada iyi kötü bu şekilde yüz yüze eğitim başlayıncaya kadar çocuğun derse girmesini sağlamaya çalışacağız. Rümeysa Nurbaşıoğlu, Giresun Üniversitesi öğrencisiyim. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görüyoruz. Bu yüzden işte internetten girmem gerekiyor. Ama ev interneti çekmediği için uzaktan eğitime katılamıyorum, derslere giremiyorum. Engel oluyor çünkü. Bu yüzden bir arazimiz var, oraya gidiyorum. Telefonla girmek zorundayım, telefon mobil verisinden girmek zorundayım. Ama her gece geliyorum, soğukta burada arabanın içerisinde derse giriyorum. Bir süre bu şekilde devam etti. Babam en sonunda buraya bir tane küçük bir oda şeklinde bir ev yapma kararı aldı. Hemen işte birkaç gün içerisinde burayı ayarladı ve soğukta en azından evin içerisinde derse girmeye başladım. Yine buraya geliyorum, yine tarlada giriyorum, evimde değilim. Ben en azından bu ev oldu, buraya gelebiliyorum, biz en azından bunu yapabildik, burada bir arazimiz var. Ama bunu yapamayacak olanlar var, arazisi olmayanlar var, bu imkanı olmayan kişiler de var. Köyümüzde internet çekmiyor, telefonlar çekmiyor. Merkezden uzak, biraz daha uzakta bir yerdeyim ben de derse girmek için. Her akşam burada olmak zorundayım.
Burada böyle internet sorunları, telefon sorunları olduğu için uzaktan eğitim gören birkaç işte arkadaşlarım, en azından benden küçükler de dahil var bunun içerisinde. Derse girebilmeleri için yani yetkililerden buna bir çözüm, en azından öğretmenlerinin bir şeyler yapmalarını istiyoruz. Yani altyapı değişebilir, bir şey, bir imkan, yani bir şekilde bir imkan, derse girebilmek için bir şeyler istiyoruz.